Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde Gus firmasının Menalus RTA'sı var. Shenray klonu bir RTA. Şöyle şu şekilde, isterseniz videonun altına açıklamalar bölümüne aldığımı AliExpress'ten aldım ben de. Oraya açıklamalar bölümüne bırakırım nereden aldığıma dair satıcıya. Gayet hızlı bir şekilde kargo yapıyor bu arada. Şöyle kutu içerikleri var arkadaşlar. Bir de yedek camı çıkıyor. Şöyle yedek o-ringler, mavi yıldız tornavidamız, birkaç tane de vida var. Şu cam üzerinde geliyor arkadaşlar. Ultem bir cam. Normal cam değil yani, pardon. Ultem bir malzemeden geliyor. Şöyle üzerinde Gus yazısı var. Şu şekilde. Ben şununla değiştirdim. Şu yedek olarak geliyordu. Bu daha güzel durduğu için bunu taktım. Şöyle şu şekilde üstten dolun bir atomizer arkadaşlar. Şöyle bu parçayı çektiğimiz anda buradan likit dolumunu kolay bir şekilde yapabiliriz. 510 pinle 510 drip tiple geliyor. Gayet kısa bir drip tip. Çift o-ringle tutturulmuş. Bu bölgede herhangi bir o-ring yok. Kendi drip tiplerimizi gayet güzel bir şekilde kullanabiliriz. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Şöyle 2 adet de o-ring burada mevcut sızmalara karşı. Şöyle 3 adet hava diliyle geliyor arkadaşlar. Şu şekilde deki şu bölgeden tuttuğumuz anda direkt çevirebiliyoruz. 1 adet 1.70 mm, iki tanesi ise 1 mm şeklinde genişliği hava deliklerinin arkadaşlar. Şu şekilde tek delik veya çift delik, 3 delikle beraber kullanabiliriz. Şöyle 510 pinin olduğu yer. Şöyle deck bölümünü açacak olursak şu top parçamızı çıkaralım. Evet, şöyle şu şekilde yedek camımızı da şu şekilde açaraktan bunu açıp kapatırken arkadaşlar ultem bir malzeme. Dikkat etmenizi öneririm. Şöyle şu şekilde. Gayet güzel. Hoş bir şekil olmuş. De ki zaten bu satım üzerlerini bilenler simple yani normal geleneği değiştirmeyen bir şekilde. 2 adet hava deliğiyle geliyor arkadaşlar. Şu tellerin altında 2 adet hava deliği var. İkisinde ortalama boyu 0.77 mm şeklinde genişliği hava deliklerinin. Şuradaki parçaları görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Evet. Şuradaki parçaları. Oradaki parçaların olduğu yere pamukları taktığımız anda gayet güzel bir şekilde beslemeyi alıyor. Hiçbir sıkıntısız bir şekilde. Benim çok hoşuma gitti. Çok kolay bir pamuklaması var. Şöyle parçalarına bakacak olursak şu şekilde toplaması, dağıtması, temizlemesi gayet güzel bir atomizer. Şöyle şunu takalım. Ben ortalama bir buçuk haftadan beri kullanıyorum ve sıkıntısız bir şekilde şöyle taktığımız anda şurada da bir adet o-ring ile beraber tutturulmuş. Kolay bir şekilde siz çevirmediğiniz sürece çıkmıyor. Şuradaki zaten herkes bilir. Likit besleme ayarı. Çevirip çıkan şöyle topladığımız zaman da gayet kolay bir şekilde toplayıp dağıtabiliyoruz. Temizliğini güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Şöyle şu şekilde. Şöyle isterseniz bir üzerinde bir sarıma geçelim. Benim üzerindeki şunu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Üzerinde ben 2.5 milimetreyi de sarım yaptım. Yani çok fazla bir pamuk isteyen bir atomizer değil. Şöyle söylediğim gibi sizlere şuradaki deliklerin olduğu yere iki tane başlık var. Şurada görüyorsunuz. Oralara pamukları yerleştirdiğimiz anda gayet güzel bir şekilde pamuklama likit beslemesini yapıyor. Şöyle görüyorsunuz. 2 milimetreye sardım ben. 8 tur. 26 gauç telle kantal. Şöyle 0.76 ohm alıyorum. 14.5 wattta. Şöyle bir tellerin durumuna bir bakalım. Aynen. Gayet yeterli, başarılı bir şekilde yanıp sönüyor. Şu şekilde arkadaşlar ben Muji pamuk kullanacağım bugün. Şöyle iki tarafındaki şu dış tabakayı tamamen alıyorum iki tarafındaki de. Şöyle şu şekilde. Evet. Şöyle ortadan bir kere ayırdığımız zaman şöyle biraz genişleterekten. Aynen. Gayet bu şekilde role yaparaktan sarımımı yapıyorum. Çok daha iyi
besleme ve aroma aldığımı söyleyebilirim sizlere. Şu şekilde açaraktan pamuğu güzelce daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla pamuk isteyen bir atomizer değil. Zaten sarımım da 2 mm olduğu için çok bol bir pamuk kullanmadım. Şöyle şu bölgeden, şu dek hizasından biraz daha içeride olacak şekilde kestiğim anda şöyle. Hatta bunlar biraz daha uzun. Ben şöyle tiftikleyeceğim. Tiftikledikten sonra hafiften biraz daha alacağım. Şöyle biraz. Şu bölgeden biraz çekerekten. Aynen. Şöyle şunun uçlarından temizleyelim. Beslemesinde herhangi bir sıkıntı yok ve akıtma gibi bir sorun da yaşamadım ben. Şöyle. Bugün ben tütün, Hindistan cevizi kullanacağım. Şöyle hafiften pamuklarımızı likitledikten sonra daha güzel bir şekilde dekin olduğu yere yapışacaktır ve çok daha kolay bir şekilde pamuklamamız yapacağız. Şöyle. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Kontrol ettikten sonra tekrardan kesebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi deklerin o 2 tane ayağı, bacağın diyeyim olduğu yerin arkasına şöyle şu şekilde gayet kolay bir şekilde, yani videoda olduğum için biraz sıkıntı oluyor ama şöyle şu şekilde yaptığımız anda aynen. Şöyle arkadaşlar, hafiften daha pamuğu isterseniz siz kısa tutabilirsiniz. Seyrelterekten. Şöyle şu şekilde görüyorsunuz bacakların olduğu yere. Tam bacakların arka tarafına denk geliyor. Buraya dikkat edelim takarken. Çünkü bunu kapattığımız zaman likit besleme yerini değmemesine özen gösterelim. Şu şekilde kontrol edebilirsiniz isterseniz. Şöyle herhangi bir sıkıntı yok. Burada bu şekilde kapatalım. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Atomizer'in haznesi 4 mililitre. Şöyle likit yerimiz kapalı. Şuradan likit dolumumuzu gayet basit bir şekilde gerçekleştiriyoruz ve yani cebimize yağ durduğunda falan herhangi bir sıkıntı olmadan devam ediyoruz. İsterseniz bir buharlamaya geçelim. Tekrardan buluşuruz. Evet arkadaşlar, pamuklamamızı, tellememizi yaptık. Görüntüsü şekilde Tesla 80 watt üzerinde kullanıyorum. Şöyle değerler ise 0,76 ohm, 17,5 wattta, 3,65 voltta. Şöyle tek delik açık 1 mm olanı tek delikle beraber şöyle bir çekelim. Bor performansı gayet iyi arkadaşlar. Şöyle isterseniz bir tamamen telleri demişim, pardon. Delikleri kapatayım. Şu an tamamen kapalı. Çok 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 hafif bir hava kaçağı var arkadaşlar. Yani o kadar da önemsenecek bir hava kaçağı yok. Yani klon bir atomizör olmasına rağmen gayet güzel bir O-Ring sistemi yapmışlar. Çok hoşuma gitti benim. Tek hoşuma gitmeyen yanı şunu söyleyeyim sizlere. 510 drip de bir. Yani başka 510 drip taktığınızda da bu sefer çok saçma oluyor üzerinde.
Benim drip tiplerle ilgili bir sorunum var. Gayet yani değiştirmesini seven birisiyim drip tipleri ve buna ne takarsam takayım biraz değişik bir drip tip oluyor. Bunun özel bir drip tip olması lazım. Biraz daha uzun olsa çok daha iyi olacakmış. Yani dudağınıza tam geliyor ama keşke bir tık daha uzun olsa çok çok daha iyi olacakmış diye düşünüyorum. Aroma konusuna gelecek olursak arkadaşlar, aroma konusu benim yani gerçekten beklentilerimin çok üzerinde bir aroma performansı var. Güzel bir aroma performansı olduğunu söyleyebilir miyiz sizlere? Kimseyi üzmeyecek bir aroma performansı var. Deki zaten biliyorsunuz yani normal Gus'un deklerinden havadarlık dediğim gibi pek fazla sıkı bir atomizer olmadığını herkes biliyor. İki tane 0.77 milimetrelik bir hava deliği girişimiz var. Diğer hava delikleri ise söylediğim gibi sizlere bir adet pardon bir bakayım yanlış olmasın. 2 adet 1 milimetre, bir adet de 1.70 milimetre olmak üzere 3 tane hava kanalı deliğiyle beraber geliyor. Yani buna göre kendiniz içim sistemine göre ayarlayabilirsiniz. Ama çok fazla sıkı bir atomizer isteyenler için bu atomizer olmaz MTL için. Ama aroma performansı gerçekten benim çok çok hoşuma gitti. Yani aromayı tamamen alıyorsunuz ve akıtma ile ilgili hiçbir sorunum yok benim. Pamuklamayı gösterdim zaten sizlere. 2 milimetrelik bir çapa sararsanız tellerinizi çok daha iyi aroma olduğunuzu söyleyebilirim sizlere. 2,5 milimetre de iyi ama 2 milimetreye nazaran biraz daha düşük bir aroma alıyorsunuz ve pamuklamayı da 2 milimetreye yapılan pamuklamada da daha ince olduğu için herhangi bir akıtma olmuyor ve aromayı gerçekten çok güzel alıyorsunuz. Şöyle bir daha buharlayayım isterseniz önünüzde. Evet, buhar performansını gördünüz. Gayet bol buhar çıkaran bir atomizer. Ve şöyle söyleyeyim sizlere. Benim tarzım MTL'de. Ben pek fazla boğaz vurumuna önem veren bir insan değilim. Benim için önemli olan aroma. Yani bana hitap eden bir atomizer. Eğer siz de aynı şekilde düşünüyorsanız almanızı tavsiye ederim. Yani klon olmasına rağmen çok kötü bir klon değil. Metal bir parça, metal bir atomizer. Ve yani herkesin beklentisini karşılayabilecek seviyede. Yani fiyatlarını düşündüğümüz zaman şu anda ortalama 100 euro civarına satıldığı zaman bu onda biri fiyatı. Ortalama ben bunu aldığımda kaç paraydı? 17 euro olması lazım. Ve gayet hızlı bir şekilde kargolama sistemi yapıyor. Satıcının linkini aşağıda paylaşacağım. Diyeceklerim bu kadardı. Yani atomizer güzel. Eğer aroma istiyorsanız bu sıkılık o kadar benim için önemli değil diyorsanız tavsiye ederim. Yani MTL kiti yapılır mı yapılmaz mı onun hakkında tam bir bilgim yok. Ama 2 milimetreyi sardığınız zaman yani 2,5 milimetre ile 2 milimetre arasında sıkılık konusunda bayağı bir fark oluyor. Aroma konusunda bir tık düşük oluyor ama 2,5 milimetrede sıkılık konusunda 2 milimetre gerçekten yeterli bir hale geliyor. 2 milimetreyi sararaktan çok güzel bir performans alabilirsiniz bu atomizerden. Herkese tavsiye ederim. Şöyle bir daha çekelim ve videonun sonuna gelelim artık. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.